Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte içi dışı bir telefon Xiaomi Mi 8 Pro'yu inceliyoruz. Telefonun neden içi dışı bir dedik arkadaşlar, hemen açıklayalım. Çünkü telefonun arka yüzeyi transparan ve telefonun içindeki donanımı buradan görebiliyoruz. Şimdi işler aslında tam öyle değil ama gelin isterseniz incelememize bu kısımdan, yani transparan arka taraftan hem de tasarımdan bir başlayalım. Transparan titanyum renk seçeneği ismiyle satılan bu cihazın gördüğünüz gibi arka tarafta böyle varını yoğunu ortaya koymuş gibi bir tipi var. Arkada bileşenleri görüyoruz, böyle Snapdragon falan filan Qualcomm yazıyor burada arkadaşlar, ancak işin aslı öyle değil. Bu arka tarafta gördüğünüz bileşen gibi duran şeyler plastik parçasından ibaret. Yani telefonun esasında işlemcisi, işte RAM'i, depolama yeri falan filan burada değil. Bu gördüğümüz alanda değil. O sebepten bu kısımla ilgili aslında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Sadece görüntü itibariyle bir tık güzel gözüküyor. Onun dışında herhangi bir işlevsellik katmıyor telefona. Tasarımla ilgili birkaç şey daha söyleyelim arkadaşlar. Arka ve ön tarafta Gorilla Glass 5 kullanmışlar. Bu iki camı hemen telefonun ortasından geçen alüminyum kasa ayırıyor. Arka taraf biraz plastik hissiyatı bizlere sunuyor. Elden kaymayı engel diyor, böyle tuttuğunuz zaman çok fazla elden kayan bir telefon değil, ancak biraz parmak izi bırakıyor. Ön tarafta tabii ki de olmazsa olmaz çentik yerini koruyor. 6.21 inçlik Super AMOLED bir ekranımız var. Aynı zamanda 1080x2248 çözünürlüğü sunuyor. Ekranda önemli bir detay daha var arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu telefonun ekranına gömülmüş durumda. Mate 20 Pro'da da bunu görmüştük. Hatta Mi 8 Pro için birazcık daha hızlı çalıştığını söyleyebilirim Mate 20 Pro'ya göre. Yani bana biraz daha stabilmiş gibi geldi. Bir güvenlik önlemimiz daha var. O da yüz tanımı arkadaşlar. Ancak Face ID şeklinde değil, hani Face ID'de bildiğimiz teknolojiyi kullanmıyor, kızılötesi teknolojisini kullanıyor. Face ID gibi çalışmıyor dedik, kızılötesi çalışıyor dedik, ancak bu onun kötü olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Oldukça hızlı, seri bir şekilde tuş kilidini açabiliyor. Hatta ortam böyle tamamen karanlık olsa bile kızılötesi sayesinde yüzünüzü algılayabiliyor. Şimdi tasarım bir kenara bırakalım arkadaşlar ve merak edilen başka bir konuya, yani kamera meselesine değinelim. Ekstra söylenecek çok fazla bir şey yok. Neden derseniz Xiaomi Mi 8'i de zaten biz de incelemiştik. O kameranın aynısı arkadaşlar. Yine de şöyle bir özet geçelim arkadaşlar. Dilerseniz tabii o videoyu da izleyebilirsiniz. İki kameramız da 12 megapiksel. Birisi telefoto, birisi geniş açı. Onun dışında f1.8 ve f2.4 diyafram değerlerine sahip. Tabii ki de portre modu, yapay zekalı çekimler, işte ağır çekim vesaire gibi modlarda bu kamerada bulunuyor. Zaten ben Mi 8'in de arka kameralarını oldukça beğenmiştim arkadaşlar. Bu telefonda bence DxOMark üzerindeki puanı hak ediyor. 99 puanı. Gayet iyi işler çıkartabiliyorsunuz arka kameralarla. Ön kamerası da fiyat aralığına göre iyi diyebiliriz. 20 megapiksel f2.0 diyafram değerini taşıyor. Düşük ışıkta biraz sallantıya girse de normal güneşli havalarda falan filan herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ön kamerada da video çözünürlüğümüz 1080p arkadaşlar. Ayrıca yine ön kamerada da portre modu destekleniyor. Zaten Mi 8'in aynısı olduğu için burayı biraz hızlı geçtik arkadaşlar. Azıcık da donanımda bahsedelim. Telefonumuzun işlemcisi Snapdragon 845 arkadaşlar. Aynı zamanda Adreno 630 grafik işlemci birimi yer alıyor. 8 GB'lık RAM'e 128 GB'lık depolama eşlik ediyor. Bunun yanında çift SIM kart desteği var telefonumuzun. Tabii ki de donanımdan bahsederken bu yılın çıkmış en güçlü işlemcisini falan filan kullanıyor. Yani oyunlarda, günlük dolaşmada vesaire herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ancak biz yine de tabii ki de 10 dakika boyunca bir PUBG oynayacağız arkadaşlar. Hem pile bakacağız hem ne kadar ısınıyor, bunu da görmüş olacağız. Pil konusunda genelde övdüğümüz Mi 8 Pro'yu maalesef pek övemeyeceğiz arkadaşlar. Mi 8'de 3400 mAh olan pilimiz ne hikmetse 3000 mAh'e çekilmiş. Çok uzun bir test yapamamış olsam da kullandığım süre boyunca yoğun kullanımda bir günü tam çıkaramadı diyebilirim. Ancak standart bir kullanıcı tabii ki de rahatlıkla bir günü çıkartabilecektir. Daha da fazlasını beklememek gerek. Oyun sonuçlarımıza bakacak olursak da 27.5 derece olan sıcaklığımız 10 dakikalık PUBG'nin sonunda 34.7 derece yükseldi. Şarjımız da %70'den %66'ya düştü. Biz daha iyi değerleri de görmüştük. Ancak yine de kötü diyemeyiz arkadaşlar. Oyunda da herhangi bir takılma, donmayla karşılaşmadık. Arkadaşlar artık son sözlerimize geliyoruz. Bu telefonu yaklaşık 4000-4500 TL arasında internette rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Tamam, parmak izi okuyucusunu ekrana gömmüşler. Arkada yalandan da olsa böyle bir tasarım güzel. Ancak bunları bir kenara bırakırsak biraz gerçekçi olalım. 3200 liraya Xiaomi Mi 8 alabiliyorsunuz. Aralarında da öyle ahım şahım yok. Yani bir parmak izi okuyucusu bir de 2 GB RAM içinde gidip de ekstra bence 1000 lira 1200 lira vermeye çok fazla
fazla da gerek yok. Dediğim gibi zaten arka taraftaki mesele de tamamen görünüm amaçlı arkadaşlar. Yani biraz teşko diyebiliriz. Ve böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şuraya bir anket hazırladık. Genelde Xiaomi cihazlarını bizler seviyoruz. Bu cihazı da sevdik arkadaşlar. Ancak fiyatı tabii ki de tasarımından ve çeşitli teknolojilerinden dolayı pahalı. Peki siz beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bunun da cevabını ankette arıyoruz arkadaşlar. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir de beğendiyseniz şuradan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.